1994 yılında BVQI ve UK Cares kuruluşları tarafından verilen BSEN ISO 9002 kalite sisteminden 2002 yılında BSEN ISO 9001-2000'e geçiş yapan İçtaş, 2004 yılında da çevre konusunda sürdürdüğü ciddi çalışmalar sonucu ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesini almaya hak kazanmıştır. İçtaş, çevre konusunda sürdürülen titiz çalışmalar sonucu 2005 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği çevre ödülü yarışmasında ana metal sektörü dalında büyük çevre ödülüne, 2006 yılında ise Kocaeli Sanayi Odası'nın düzenlediği yarışmada çevre teşvik ödülüne layık görülmüştür. Kendi sektöründe dünyanın en düşük enerji tüketim değerine sahip olan İçtaş, ayrıca kurmuş olduğu geri kazanım tesisiyle katı atıkların içerisindeki demir ve çeliği tamamen ayrıştırıp tekrar ergitme tesisine kazandırmakta ve geriye kalan katı atık içerisinden ayrıştırılan demir oksidinin tamamını Ereğli Demir Çelik Fabrikası, çimento fabrikaları ve yurt dışına satmaktadır. Son aşamada kalan cürufsa tane boyutlarına göre sınıflandırılarak çimento fabrikalarına bedeli karşılığında pazarlanmaktadır. Duman emme ve toz tutma tesislerinden çıkan baca tozu, yapılan uzun vadeli anlaşma gereği Çimkur tesislerinde değerlendirilmektedir. Sonuç olarak İçtaş, demir çelik ve elektrik üretiminden kaynaklanan atıklarını kendi tesislerinde değerlendirirken bir kısmını da ilgili sektörlere satmaktadır. İçtaş ayrıca tesiste ortaya çıkan fakat üretimle direkt ilgisi olmayan kağıt ve plastik gibi atıkları da ayrı ayrı depolayarak hem çevrenin korunmasına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Müşterileri adına ürün garantisi sağlayan İçtaş, kendi kurduğu sistemde kalite, çevre ve iş güvenliği alanlarında uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından yılda en az 20 kez denetlenmektedir. Şeffaf ve gerçekçi bir çevre politikası izleyen İçtaş, BIGA entegre tesisleri ve bölgede kurulu bulunan ölçüm cihazları vasıtasıyla elde edilen bilgileri web sitesi ve BIGA ofisindeki ekranlar aracılığıyla 24 saat boyunca online olarak tüm yöre halkı ve ilgili kişilerle paylaşmaktadır. Almış olduğu ürün, çevre ve iş güvenliği belgeleriyle Türkiye'de kendi sektöründe en fazla belgeye sahip kuruluş olan İçtaş, aynı zamanda birinci sınıf emisyon izin belgesi alan ilk tesis olmuştur. İçtaş, demir çelik ve tersane tesislerini kurarken temiz yakıt kullanımı ve çevreyi korumak için sadece kamulaştırması BOTAŞ tarafından yapılan 30 kilometrelik Çam Biga doğalgaz boru hattının yapımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmiş ve BOTAŞ'a hibe etmiştir. İçtaş, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla en son teknolojiyi kullanarak işletilmesi güç ama çevreci olan akışkan yataklı kömür santralini 1 Kasım 2005'te ticari işletmeye açmıştır. İçtaş, bölgedeki elektrik şebekesinin yetersiz olması nedeniyle kendi ihtiyacının 10 katının üzerinde kapasiteye sahip 178 kilometre uzunluğundaki elektrik iletim hattını ve 380 kilovoltluk şalt tesislerini ilgili kamu kuruluşlarından herhangi bir mali destek almaksızın bölgenin ileriye yönelik ihtiyaçlarını da karşılamak üzere inşa etmiştir. İçtaş AŞ'nin BIGA bölgesinde yapmış olduğu toplam yatırım 490 milyon dolardır. İçtaş AŞ,
Biga bölgesinde 2800 kişiye iş olanağı yaratmıştır. Nakliye, taşeronluk hizmetleri ve diğer hizmetler konusunda yarattığı istihdam kapasitesi 1100'dür. İçtaş AŞ'nin grup şirketlerle birlikte 10 bine yakın çalışanı bulunmaktadır. İçtaş'ın 2005 yılı ihracat tutarı 480 milyon dolar, aylık iç piyasa satış ortalaması 90 milyon TL, 2005 yılı toplam iç piyasa demir çelik satış tutarı 665 milyon TL'dir. İçtaş'ın aylık toplam ödediği işçi maaşları tutarı 3 milyon 700 bin TL. Aylık ödediği sigorta bedeli 1 milyon 100 bin TL. Aylık KDV ve vergi tutarı 3 milyon TL. Aylık nakliye ödemeleri toplamı ise 1 milyon TL'dir. ...1960 yılından bu yana inşaat demiri ve alaşımlı çelik üreten İçtaş, üretim kapasitesiyle Ereğli Demir Çelik tesislerinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük çelik üreticisidir. ISO belirlemelerine göre Türkiye'nin 500 büyük kuruluşu arasında genel sıralamada 2004 yılında 13. 2005 yılında ise 15. sırada yer almıştır. Piyasa şartlarına göre satışlarını gerçekleştiren şirket, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin en fazla ihracat yapan kuruluşları arasında 2004 yılında 9. 2005 yılında ise 13. sırada yer almıştır. İçtaş'ın ISO sıralamasında yer aldığı konum sadece çelik üretimi dikkate alınarak belirlenmiş olup, İçtaş grubuna ait deniz ticaret filosu, kara taşımacılık filosu ve İçtaş liman faaliyetleri bu sıralamanın ve ciro rakamlarının dışındadır. İçtaş, demir çelik üretiminin yanı sıra tersanecilik, liman işletmeciliği, pilotaj ve romorkaj, kara ve deniz taşımacılığı, gemicilik, brokerlık, sigorta aracılığı, dış ticaret ve turizm alanlarında da faaliyet göstermektedir. Halen İstanbul ve Çanakkale'de üretim faaliyetlerini sürdüren firma, çok yakın bir gelecekte tüm üretim faaliyetlerini Çanakkale'ye taşıyacaktır. Görüldüğü gibi İçtaş, Biga ve ülke ekonomisine büyük bir potansiyel yaratmıştır ve yaratmaya devam edecektir. Hyundai firmasının daha önce bölgede keşif yapmasına rağmen hafriyatın güçlüğü gerekçesiyle yatırımını gerçekleştirmekten vazgeçtiği yassı mamul üretim tesisleri İçtaş tarafından yeniden projelendirilmiş ve yatırım programına alınmıştır. 325 milyon dolarlık yatırım gerektiren proje gerçekleştiğinde tesiste aylık 180 bin, yıllık 2 milyon ton yassı mamul üretimi yapılması planlanmaktadır. Proje ile birlikte ülkemize ancak ithal yoluyla getirilebilen ve özellikle gemi inşasında kullanılan saçlar Biga'da üretilerek gemi sanayimizin uluslararası platformda rekabet gücünün artırılması, yassı demir mamullerinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçilmesi gerçekleşecek ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağlanacaktır. Şu anki konumda aynı anda yılda 4 adet gemi inşa edilebilen tersane, yılda 10 gemi inşası yapabilecek kapasiteye çıkarılacaktır. Bunun için 4 adet 50 bin tonluk geminin aynı anda inşasına olanak veren kara kızakları ve 3 adet geminin aynı anda inşası ve bakım onarımını gerçekleştirebilecek kuru havuz tesislerinin yapılması gerekmektedir. 2009 yılında bitirilmesi planlanan proje için 219 milyon YTL'lik bir yatırım yapılması öngörülmektedir. İçtaş'ın yeni yatırım programında ayrıca
Yukarıda sayılan tesislerin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mevcut santral kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Bunun için hedeflenen yatırım tutarı ise 212 milyon dolardır. Bugüne kadar devletten hiçbir yardım almadan bölgeye 490 milyon dolar tutarında yatırım yapan İçtaş AŞ, bugünden sonra 2010 yılına kadar gerçekleştireceği 676 milyon dolar tutarındaki ilave yatırımlarla toplam 1 milyar 166 milyon dolar seviyesine ulaşmış olacaktır. Bununla birlikte İçtaş'ın yıllık ihracat tutarı ortalama 1 milyar 100 milyon dolara çıkacaktır. İçtaş bu yatırımlar sayesinde ayrıca bölgede 7500 kişiye ek istihdam yaratacaktır. Nakliye, taşeronluk hizmetleri ve diğer hizmetler konusunda yaratılan istihdama ek olarak tahmini 2500 kişiye daha iş olanağı sağlanacaktır. ...1880'de Haliç'te başlayan, kağıthane, iki telli, Güneşli ve Tuzla'da süren demir-çelik ve tersaneciliğin öyküsü 1996 yılından itibaren Biga'da devam etti. Ve bugünlere gelinirken İçtaş, her geçen gün yöre halkının emeği ve alın teriyle yoğrularak büyüdü ve gelişti. İçtaş, Biga'yı kendi yöresi. Biga halkı fabrikalarını ve tersanelerini kendi fabrikası, kendi tersanesi bildi. 2010 yılına kadar kendi yöremiz, kendi emeğimiz, kendi alın terimizle daha da büyüyüp güçleneceğiz. İçtaş ve Biga, Türkiye'nin parlayan yeni yıldızı olacaktır.